TV izleyicileri, sevgili canlar, Cemal Aşkın Topal kardeşimle beraber sunduğumuz Genç Düşünceler programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli iki konuğumuz var. Vahit Babayev, Mahmudiyar Orman, Mustafa Yılmaz kardeşim. Kendisi havacılık okudu ve aynı zamanda alternatif enerji. Orman Bey de futbol antrenörlüğü, tenis antrenörlüğü yapıyor. Evet. Onun dışında herhalde biraz metafizikle de ilgileniyor. Gençlerle çok içli dışlı olmuş antrenörlüğünden dolayı. Mustafa kardeşim genç ve bir dönem öncekinde de işte üniversite dönemi, lise dönemi gençlerin sıkıntılarını iyi biliyor ikisi de. İstersen soruya sen başla. Eyvallah. Şimdi ben tekrardan hoş geldiniz diyorum konuklarımıza. Şimdi karşımızda iki tane güzel, o kadar güzel konuk var ki. Evet. Birisi gençliğinin, yani gençliğinde yapabileceği birçok şey yapmış. Yani gençlere verdiğimiz tavsiyelerin birçoğunu yerine getirmiş. Gerek akademik anlamda, gerek eğitim anlamında. Yani kendisine hedef koyduğu çoğu şeyi başarmıştır aslında. Evet. Diğer tarafta da yine gençliğin örnek alabileceği, gençliğin kendisine gerçekten rol model olarak alabileceği bir insan var. Yani karşımızda çok değerli iki insan var. Ben hani soru sorarken de biraz o yüzden heyecanlanıyorum aslında. Öncelikle şuradan giriş yapayım ben. İkisine de aynı soruyu sorayım. Gençlik dönemlerinde şu anki yaşınıza baktığınızda gençken, yani o hedeflediğiniz şeylerin çoğunu yapabildiniz mi? Ya da kendinizi ne kadar yeterli hissediyorsunuz? Şu anda bunun için çabalıyorum, çalışıyorum. Yani bunun için elimden geleni yaparak. Çünkü çalışmadan, üretmeden bir yere varılmıyor. Bu istediğim şeyleri yapabilmek için de hani ekonomik açıdan, manevi açıdan destekler gerekiyor. Bunun için hani arayışlar yapıyorum, daha çok insanla tanışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Araştırmalar. Hani bunları yaparak daha çok başarabileceğime inanıyorum. Evet. Mustafa kardeşimizde tam şey tipi yok mu? Mesela böyle bazı insanlar vardır ya dünyada, mesela böyle gerçekten bir şeyleri başarmışlar ama aşırı mütevazi, aşırı böyle o hoşgörü vardır ya. Evet. Ben ona baktığımda onu görüyorum. Ben de yani hani başka bir insan olsa ya ben bunu yaptım, şunu yaptım aynen, der ama aynen. Yaptık işte elimizden geldiğince falan. Mütevazı, gerçekten tevazu sahibi bir insan. Eyvallah. Yüzüne karşılarını övüyoruz ama gerçekten hak ettiği için. Şimdi ben bir şey de sormak istiyorum Mustafa'ya. Mustafa, şimdi sen hem lisede bir eğitim aldın havacılık üstüne. Daha sonra üniversitede alternatif enerji ve şu anda da yine havacılık üstüne çalışıyorsun. Doğru mu? Doğru. Aslında biraz daha karışık. Yani onu yapmanın İkisini sebebini mesela. Zaten bir fincan kahvede bir daha önce anlatmıştın ama bu program ondan çok sonra yayınlanacağı için hafızaları tazelemek lazım. Neden seçtin alternatif enerji? Neden seçtim? Yani daha çok geleceğin alanları diyeyim. Enerji gün geçtikçe daha çok ihtiyaç oluyor. Yeni icatlar çıkıyor. Ne bileyim, arabalar çıkıyor. Yani bunların temel ihtiyacı enerji. Bunların karşılanması için farklı icatlar, geliştirmeler gerekiyor. Bu yönde kendimi daha çok geliştirmek için bu bölümü seçtim biraz da. Aynı zamanda daha öncesinde de dediğim gibi havacılık sektörüne entegre edip bunu daha da ilerletmek. Yani enerji problemini kaldırmak aslında. Bu peki amaçla. Mesela o üniversite döneminde bir genç olarak yaşadığın zorluklar oldu mu? Ya da arkadaşlarının yaşadığı zorluklar oldu mu? Yani yaşadığım zorluklar aslında nasıldı? Vakit kaybı oluyordu genelde. Oturduğum yerle üniversitenin arası mesafesi uzaktı. Bundan dolayı problemler oluyordu. Hani ilk yılımda zaten benim korona dönemine denk geldi. Uzaktan eğitimle başlamıştım. O zamanlar gayet zaman yeterli oluyordu. Hani ayırdığım vakittir vesairedir. Sonrasında yerinde eğitime geçildiği için hani o kısımlarda vakit kaybı oluyordu. Yani uzaktan eğitim daha rahattı. Uzaktan eğitim daha rahattı. Peki mesela hiç şöyle düşündün mü? Ya bu eğitimi alıyoruz biz ama mesela gerek üniversite desteği, gerek devlet desteği, gerek kurumların desteği bazında. Şunlar da olsaydı gençler daha rahat okurlardı dediğin bir şey var mı? Yani şunlar olabilir. Yani üniversitenin eğitiminde şimdi bazı materyaller var. Bunlar hani benim bölümümle alakalı güneş
panelleridir, rüzgar türbinleridir. Bunlar yine ulaşılabilir şeyler. Ama benim bölümümde nükleer enerji var. Nükleer enerji her üniversitenin ulaşabileceği bir şey değil. Değil. Yani bu tarz şeylerde destekler olabilir. Onun dışında yani bunları geliştirme Ar-Ge tarzı alanlar, yani daha çok bunların örneklerini görebileceğimiz, teori değil de daha pratik açıdan görebileceğimiz alanlar yaratılabilir. Yani evet. Yani bunun için merkezleri diyeyim. Eyvallah. Vahit Bey, sen soru istersen. İkiniz de futbol şöyle yani... Yani iyi dinledim, iyi... Müzik var, felsefe var, edebiyat var, futbol var. Yani her şey var. Futboldan mı? Futboldan girelim. Çünkü niye? Gençler, çocuklar ona geliyor ya. Eyvallah. Antrenörlük bakımından. Şöyle, o zaman ben şöyle sorayım. Yani bildiğim kadarıyla en küçük yaştan en ileri yaşa kadar bir genel bir eğitim veriliyor. Yani o gençlerin hedeflerine ulaşmasında ya da başarıya ulaşmalarında en önemli etkenler nedir sizce? Bir tane büyük sıkıntı da yaşayır yani Anadolu bölgesinde. Yani ben Azerbaycan, İran ya Türkiye'de olduğum sürede 6 yaşından çocuklarıyla beraber, mesela 50 yaşında da benim öğrencim olup evet. O yüzden ben bu çocuklarda, yani 18 yaş aşağıda bir sıkıntılar görürüm. Yani nedir? Evet. Bu da aileye bağlıdır. Nasıl aileye bağlıdır? Aile, şimdiki aileler, çocukları ne düşünüyorlar? Çocukları bir telefon gibi, pardon. Yani bunun neyi var, neyi yok? Kamerası kaçtı? Kamerası 13 mi, 14 megapiksel mi? Bilmiyorum nedir. Çocuğunu da aynen öyle. Parasına kadar, evet. Eyvallah. Mesela cebinde ne kadar para varsa ona kadar onu, yani ne demeye çalışır? Yani başka arkadaşıyla oturarken diyor ki, ha evet, ben de bugün çocukları götürdüm futbola, oradan götürdüm basketbola, oradan götürdüm bilmirem İngiliz kursuna, bilmirem. Arkadaşım, bu çocuktan ne istiyorsunuz siz? Evet. Bu sizin telefonunuz değil. Buna siz iyice bir hoca bilmelisiniz, bunu bir yere götürmelisiniz. Bunun kendi bir şeyler, yani birisi değil ben güleştiyim, birisi de değil ben suda rahat üzerim. Ama boyu kısadı, değil ben suda yüzeceğim. Kardeşim, senin boyun kısa olduğun sürede nasıl o maçta sen kazanamazsan, ne kadar da iyi bir suda yüzeceğim. Çünkü senin boyun kısadı, onun eli hemen duvara değecek ve oyunu o kazanacak. O yüzden bunları iyice analiz yapmalıydı. İyice, yani ben hep yani teniste ya golf ola ya hala futbol ola, biz bu uşakları zor ile getirmişik bazen. Hiç futboldan hoşu gitmiyor. Evet. Ama çünkü atası doktordu, atası bilmirem mühendisti, bilmirem nedir. Tüm parası var ya, deyir ki evet, şöyle olacak. Arkadaşım, şöyle olmayacak. Doğru. Yani sen önce bu çocuğa göre bir düşünceli insanlarla, ki bu yollarda sanalardı tecrübeler var, konuşacaksan testler alınacak, analizler. Senin çocuğun diyecek, evet, senin çocuğun bu yolda geçse iyi olur. Elektronik dünyasından çocuklar, bazen ben kendimi diyorum, biz çocuğuydık, ya 7 yaş, 8 yaşındaydım. Radyo var ya, radyonu açmışam, her şeyini yani ben ne demek ki, elektrik dünyasında da bir alaka var. Neyse de ki vardı, ben bir yerde eğitim görmemişim ama bu telefonlar şey olsa, arızası olsa hemen şey, kendim onu hallederim. Evet. Bunları bize diyen olmayıptır. Şimdiki gençler de bu kadar her şey hazır. Her şeyde maşallah. Arabalar var. Önce de bu kadar telefon falan yok idi ki. Doğru. Herkes zorluktaydı ama şimdi arabaya binir hemen. Şimdi bu çocukları düz yola götürmelisin. Eğer ki şimdi görüyorsan, mesela ben Türkiye'de mesela varım, milli futbol kulübümüzü neden yukarıya geldi? Şuradan başlan. Yani bunun ilk başı buradandır. Biz potansiyelli olduğu adamlar yokumuz. Herkesin babası doktor, mühendis, paralı insanları getirir ve onlar için potansiyelleri var, şeyde kalır, arka planlarda kalır. Hayatta yani iyi
iyi bir yere gitmiyorlar. Çünkü babalarının ya parası yoktur ya şeyler var. Yani bu bizim gençlerimizin şu bölgelerde sıkıntısı bu. Adam iyi futbolcudur ama tüm tanışı yoktur, parası yoktur. Bilmirəm babasını birisi tanımır, evet. Adlı sanlı değil. Bilmirəm marka qiyafəti yoktur. Bilmirəm arabası yoktur. Babası əl ilə çalışandır evlətmək. Onları biz, ben futbol hocası olarken orada o çocuğun hakkını korumalıyım. Evet. Ama ben onun hakkını koruyorum, benden bir üstteki onu yapmış. Burada mesela şöyle bir örnek vereyim ben, belki siz de biliyorsunuzdur. Mesela Ronaldo'yla, Ronaldo'nun yakın bir arkadaşı var. Evet. Şey, hani futbol oynuyorlar. Evet. O maça da bir tane şey geliyor, böyle izlemeye birisi geliyor. Kim gol atarsa, daha fazla gol atarsa onu seçecek. Evet. İçinde birer golleri var. Son pozisyon, bir pozisyonda arkadaşı tam gol atacak pozisyondayken topu Ronaldo'ya atıyor. Doğru. Ronaldo golü atıyor. Sonra soruyorlar mesela, diyor ki o benden daha yetenekli. Ya benden daha çok çalışıyor ve benden daha iyi oynuyor. Ve o pası ona veriyor. Yani resmen şu an Ronaldo'nun mesela bu seviyeye gelmesini belki o sağladı. O da ahde vefa gösteriyor. Aynen, sonrasında evet, o çocuğun hayatını kurtarıyor. Doğru. Ama ben burada parantez açmak istedim sizin söylediklerinizi. Daha da detaylandım. Yani anlattıklarınızdan anladığım, antrenörlük yaparken şöyle bir sıkıntıyla karşılaşmışsınız. Genelde ailelerin bazıları imkansızlığı var. Evet. Onları geçiyoruz ama imkanları olan ailelerin çocukları belirli bir seviyelere getirip o seviyelerde bırakmak. Ama siz diyorsunuz ki o çocuğun başka bir şeye ihtiyacı var. O gencin başka bir şeye ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var o gencin? Evet. O gençle sen yani bak, biz herkes tek başına farklı bir şey olabilir. Annemiz, babamız hürmetlerini saklamalı ama bunu düşünmelidir ki aile, bu çocuk farklı dünyası vardı ve bunun istekleri, ama şey yani bilesine eğitim, yani her şey istekte olmaz ki adama. Şimdi Kur'an kitabında da bana deyir ki yolu böyle geçsen doğrudur. Evet, biz doğru yolu bulmalıyız ama yani çocuklarımızı telefon kimi kullanmalıyız, kullanmamalıyız. Yani eşya değil. Bunu soracaksan, oğlum sen, ben seni İngiltere okuluna götürürüm. Sen Fransızca seviyorsan, İngiltere ya Türk, hangisini seviyorsan, ya hiç sevmiyorsan, çizgi yapmanı istiyorsan. Yani çocuğa sevdiği şeyi sormalı. Yani sormalı ama çocuğa. Onu bazen de olur, çocuklar bir yaşta hiç kesin sözünü dinlemezler. İlla hocalarının, illa bir arkadaşının sözü. Bir yoluyla onu şeylemelisin, oturup onu anlamalısın. Sana böyle bir şey geldi mi mesela, antrenörsün. Çocuk işte ailesiyle kavgalı etmiş, arkadaşıyla kavga etmiş. Gelip mesela hocam işte böyle böyle bir sıkıntım oldu diye seninle paylaştı mı? Evet evet. Mesela bir fotoğrafımız da vardı. İnşallah ben onu anlatarım sana. Orada bakacaksın bir şey var, okul var. Ben oraya gitmişim. Bir 20 tane çocuk var. Ben tenis öğretiyorum. Bir gördüm çocukların birisi gidip şu köşede, orada köşede uyumak halindedir. Gittim. Adı da şeydi, neydi adı, Mesud adında, Mesud idi. Dedim, Mesud oğlum, neye burada böyle, ben sen burada dinleniyorsun? Dedi ki, hocam bak, baba beni üzmalıktan getiripti basketbola, basketboldan getirip beni tenise, ben daha yorgunum. Şunu ben görende halim bozuldu. Niye bozuldu? Arkadaşım, bu bir tane çocuk. Bundan ne istiyorsan sen? Yani bu bir kişi, oradaki ben onlara eğitim veriyorum. En zengin çocuklar. Yani o şehrin yani en paralı insanların çocuklarını yapıyorsun ve orada ailelerin eksikliğini görmüşsün. Burada da bir şey vardı. Sen bu çocuktan ne istiyorsan, yani onu da bilmiyor. Aile bilmiyor. Aile sadece değil ki. Ben arkadaşımla oturmuşum, arkadaşım diyor ki oğlum böyle, ben de diyeyim oğlum böyle. Doğru. Arkadaşım öyle yapmalı. Novak Djokovic isterse bugün vermesine, atasının babasının o kadar parası var ki, eleyebilir yani, böyle diyeyim sana, Ermenistan kimi bir devleti rahat parasıyla alalı, yani o kadar paraları var. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada ne var? Eğitim çok meseledir. Bu çocuk her zaman maça çıktıkça inan ki mesela bir aşk ile gelir. Yani babanın, atanın, onun bunun parasını, ya kaç defa dünyanın şampiyonu olmuş, hiç önemli değil. Yani bunlar çok meseledir. Doğru.
Ben orada mesela Mustafa'nın da fikrini merak ediyorum. Pardon. Sen ne dersin mesela Mustafa söylediklerin? Doğru mu ailelerle ilgili söylediği şeyler? Yakın arkadaşların da görmüşsündür. Yani doğru. Doğru şu şekilde. Yani herkesin ailesi farklı oluyor tabii. Ama genellikle hani her şeyi yapmasını istiyor insanlar çocukların. O da kendi yaşamadığını yaşatmak için biraz da. Hani kendi eksikliğini ona eksik olarak görmemek. Hani onları artıya çevirmek için yapılan davranışlar biraz da. İyi niyetten kaynaklanıyor. İyi niyetten, fazla iyi niyetten. Fazla iyi niyetten. Güzel bir söz. Sen gir istersen. Yani şöyle, şimdi çok güzel konulara değindin. Ben de katılıyorum keza. Yani şu var, aileler maalesef şu konuda bazen olumsuz düşünebiliyorlar. Yani tabii ki çocuğunun bir şey yapması lazım, bir sporla uğraşması lazım, bir sanatla uğraşması lazım ya da eğitim anlamında bir şeyler yapması lazım. Ama ailelerimizde maalesef şu olabiliyor. Ben de Yalova'da bir ara semah kursu vermeye gidiyordum. Oradaki gençlere, Cem evine. Şimdi bir tane arkadaşımız vardı genç. Hiç yapamıyor. Yani vücudu hiç esnek değil ve yapamıyor onu. Gittim dedim ki bak konuştum. Bir köşeye çektim dedim bak. Kardeşim sen dedim bunu yapamıyorsun. Bak yapmak zorunda da değilsin. Sen dedim saz kursuna gidebilirsin. Farklı bir kursa gidebilirsin. Farklı bir şey. O şu an ondan sonra saz çalmayı öğrendi. Evet. Ve sanatçılık yolunda mesela müzik anlamında bir şeyler yapmaya başladı. Şimdi sen onu zorlasan, örnek veriyorum işte bunu yapacaksın, şunu yapacaksın diye başarılı olamaz. Yine bildiğim kadarıyla mesela eski zamanlarda bir okulun şeyinde yani kapısında şöyle bir yazı yazıyor. Diyor ki burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz. Yani bizim ülkemizdeki mantık da maalesef bazı noktalarda böyle olabiliyor. Yani sen bir balıktan uçmasını bekleyemezsin. Ya da bir kuştan yüzmesini beklemez ama bekleniyor. Bekleniyor. Maalesef bekleniyor. Yani neden bekleniyor? Çünkü şey işte az önce çok güzel bir noktaya değindi mesela. Falancanın oğlu böyle yapıyor. Ya da ne bileyim okul zamanı işte bir şey alındı mesela. Bak onun oğlu şöyle yapmış. Onun oğlu bunu başarmış. Sen neden? Ya benim ona yeteneğim yok. Sosyal zeka var, sözel zeka var, sayısal zeka var. Yani herkesin zekası farklıdır. Şimdi mesela kardeşimizin yani örnek veriyorum yetenekli olduğu alanlarda ben aynı şeyi yapamam. Yani ne kadar başarılı olabilirim? Evet. Ya da aynı şekilde Vahit Bey'in diyelim yetenekli, ben şu an diyelim tamam futboldan anlıyorum diyelim oynuyorum, izliyorum. Evet. Ama bu benim antrenörlük yapmama sebep değil. Tabii tabii yani ya da, o eğitimcilik başka bir şey. Ya da bir mesela futbolcu futbol oynadı mesela örnek veriyorum antrenör olmak zorunda değil. Değil. Yani iyi bir antrenör olacağını göstermiyor iyi futbolcunun. Evet. İşte, örnek mesela bir tane Jose Mourinho'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Şey diyorlar işte sen hani futbol oynamadın çok fazla. İyi bir futbolcu değildin. Evet. İşte nasıl antrenörlük yaparsın? Ya bu tek sebebi bu değil. O da şey diyor hatta. Jokeyler diyor önceden diyor at mıydı diyor. Yani böyle bir reddetme yapıyor mesela. Yok. Yani çok iyi futbolcular var, efsaneleşmiş ama teknik direktörlük kariyerleri yok. Aynen. Her zaman buna katılıyorum. Tüm müzik dünyasında da bununla olmuşuk. Evet. Adam nasıl diyor? Yeteneği yok. İyi bir saz salan, iyi harika bir heyecan, hissiyat veren ama muallim sıkıntıda yaşıyor. Evet, öğrenet. Öğret. Bu programın sonuna geliyoruz. Sırası kızım var. İkinci programda yine devam ediyoruz. Sen kapanış yapıyorsun. Eyvallah. Yani doyamadık. Doyamadık. İkinci programı yapacağız o yüzden. Ben tekrardan hem Vahit Baba Evi, Namıder Orman'a, aynı zamanda Mustafa Yılmaz kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Katıldıkları için. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki programlarda çok daha güzel konuklarla devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.